Allah'a şükür. Vallahi çok şükür, evet. Evet arkadaşlar. Dersimize başlamadan önce tekrar sizden rica ediyorum. Kameralarınızı ve mikrofonlarınızı kapatalım. Güzel bir ders işleyelim inşallah. Daha önce sizinle paylaşmıştım. 19. Föy'ü işleyeceğiz diye. 19. Föy'de arkadaşlar düzlem aynada görüntü konusunu işleyeceğiz. Burada dikkat ederseniz föy üzerinde bütün açıklamaların altını çizmiş vaziyetteyim ki daha öncekilerde de aynısını yaptım. Bu föy arkadaşlar mümkün olduğunca bize lazım olan bilgileri içerdiği için onların altını önemli olduğunu çizdim, olduğu için çizdim. Siz de föylerinize çizerseniz çalışırken size kolaylık sağlar. Evet, düzlem aynada görüntü demiştik. Düz aynada görüntü oluşumu. Görme olayının gerçekleşmesi için cisimden çıkan ya da cisimden yansıyan ışınların göze gelmesi gerekir ki bunu daha önceki dersimizde de söylemiştik. Aynı zamanda cisimden çıkan ışınlar göze aynadan yansıyarak gelirse göz cismi aynada görür. Ayna önüne konulan bir cismin görüntüsü cisimden aynaya gönderilen en az iki ışın yansıdıktan sonra yansıyan ışınların uzantılarının kesiştiği yerde oluşur. Bu ifadeye dikkat edelim arkadaşlar. Ayna önüne konulan bir cismin görüntüsü cisimden aynaya gönderilen en az iki ışın yansıdıktan sonra yansıyan ışınların uzantılarının kesiştiği yerde görüntü oluşuyor. Görüntü yansıyan ışınların kesişmesiyle oluşuyorsa bu görüntüye gerçek görüntü denir. Gerçek görüntüler cisme göre terstir ve aynanın önünde oluşur. Gerçek görüntü bir perde üzerine düşürülebilir. Bu ifadeye dikkat edelim. Bunu ilerideki konu işledikçe göreceğiz. Görüntü yansıyan ışınların kesişmesiyle oluşuyorsa bu görüntüye gerçek görüntü denir. Gerçek görüntüler cisme göre terstir ve aynanın önünde oluşur. Gerçek görüntü bir perde üzerine düşürülebilir. Eğer yansıyan ışınların uzantıları kesişiyorsa oluşan görüntüye sanal yani zahiri görüntü denir. Sanal görüntüler ayna arkasında düz oluşur. Perde üzerine düşürülemez. Şimdi burada bir şeklimiz var. Düz ayna önünde bir K cismi var. K cisminden dikkat ederseniz arkadaşlar iki tane ışın gönderiliyor. Gönderilen ışınlar aynanın önünde kesişmediği için, aynanın arkasında kesiştiği için K cisminin görüntüsü aynanın arkasında, K üstü noktasında oluşuyor. Evet, bize verilen ifade yok alın burada. Noktasal K cisminden çıkan ışınlar aynada yansıdıktan sonra uzantıları K üstü noktasında kesişir. K noktasının düz aynadaki görüntüsü K üstü olur. Evet, düz ayna önüne konulan cisim ile cismin aynadaki görüntüsü aynaya göre simetriktir. Dikkat ederseniz birbirine uzaklık mesafeleri hani gerçek cismin, K cisminin aynaya uzaklığı d mesafede, oluşan görüntünün aynaya uzaklığı da d mesafededir. Simetriktir. Bir başka şeklimiz var. Burada da KL cismimiz var. KL cisminin K ve D uçlarından aynaya gönderilen ışınların aynada yansıdıktan sonraki yansıması sonucu gönderilen ışınların aynada yansıması sonucu kesiştikleri noktada görüntü oluşur. Şimdi daha önce de demiştik ya cisim üzerinden aynaya iki tane ışın gönderilir. Mesela doğru çizilir. K noktasından gönderdiğimiz ışınlar diyelim doğrudur. Aynaya dik olarak gönderdiğimiz zaman bu ışın nasıl oluyordu? Kendi üzerinden yansımış oluyordu. Diğer gönderdiğimiz ışın aynanın bir başka köşesine yukarıya gönderdiğimiz zaman o ışın dışarıya doğru yansıdığı için yüzey normalde aynı açıda dışarıya doğru yüzey normali bunun mesela neresiydi arkadaşlar? Şöyle çizerekten belirtmeye çalışayım. Şurası değil miydi? Yüzey normal şöyle olmuyor muydu arkadaşlar? Şuradaki açı daha önceki dersimizde görmüştük. Buraya eşitti. Buraya gönderilen aynanın bu noktasına gönderilen ışın uzantısı, yansıyan ışın uzantısı yine K üstü noktasında birleşiyor. Şimdi buradaki mesafe simetrik demiştik. Buradaki mesafe ile buradaki mesafe birbirine K noktaları eşittir.
N noktasından aynı şekilde KL cisminin K noktasından iki tane ışın gönderdik. Bir de L noktasından gönderdiğimiz ışın, bir dik ışın gönderiyoruz. Bir de aynayla açı yapacak şekilde ışın gönderdiğim zaman bunların uzantıları bu noktada birleşiyor. Oluşan görüntü de KL cisminin aynadaki görüntüsü K üssü ile L üssü olarak da elde edilmiş oluyor. Düz aynada cisimlerin görüntüsü bulunurken noktaların aynaya dik uzaklığı ile görüntünün aynaya dik uzaklığı eşit alınır. Düz aynada cisimlerin görüntüsü bulunurken, bir daha ifadeyi bir daha okuyorum. Düz aynada cisimlerin görüntüsü bulunurken noktaların aynaya dik uzaklığı ile görüntünün aynaya dik uzaklığı eşit alınır. Yani buradaki mesafeler birbirine eşittir. Buradaki ifadeye göre şekil üzerinde anlatmaya çalışalım. K cisminin görüntüsü, dikkat ederseniz burada bir düz ayna var. Düz ayna arkası sırlanmış olmuş, şu çizgili taraf sırlanmış oluyor. Görüntü aynanın sırlamamış tarafında olmuş oluyor. K cisminin görüntüsü, dikkat ederseniz aynaya dik uzaklığı şu kadar mesafe. Şöyle çizecek şekilde. Şu mesafe aynanın arkasındaki görüntü ne kadar olmuş oluyor? Yine bu kadar olmuş oluyor. Buradaki mesafeye dikkat edelim. L cisminin görüntüsü aynaya dik uzaklığını aldığımız zaman köşeden köşeye geliyor. Buradan da aynı şekilde D üstü noktasında oluşmuş oluyor. M cisminin aynadaki görüntüsü de yine aynı şekilde arkadaşlar. M üstü olarak da aynada görünmüş oluyor. Bir başka şeklimizde X cisminin aynadaki görüntüsü. Şimdi ok işareti olarak X cismi verilmiş. Başlangıç noktası yani şu noktanın aynaya olan uzaklığı kaç birim arkadaşlar? 2 birim. Şuradaki mesafe 2 birim olduğu için görüntünün de aynaya uzaklığı 2 birimdir. Ok işaretinin ok tarafındaki, uç tarafındaki noktanın aynaya uzaklığına baktığımız zaman bu da 1 birimdir. Görüntünün de aynaya uzaklığı 1 birimdir. Dolayısıyla görüntünün aynadaki şekli, X cisminin aynadaki şekli bu şekilde oluşmuş, X yüzü olarak oluşmuş oluyor. Kaydırırsak, yani zaten kaydırmaya da gerek yok, aşağıda bir nokta olmuş. Cisimler düzlem aynada, cisimler düzlem ayna önünde fakat karşısında değilse, yani buradaki RP noktaları gibi, düzlem aynada görüntüleri aynanın eksenine göre simetri alınarak bulunur. Şimdi buradaki ifadeyi şöyle izah edeyim ben size. Dikkat ederseniz birinci şekilde düz aynamız var. Aynamız boydan boya. Önünde K, L, M, N cisimleri var. Bunların aynadaki görüntüleri K cismi aynaya kaç birim mesafede? 3 birim. Görüntüsü de aynada ne kadar olmuş oluyor arkadaşlar? K cismi şöyle yine. K cisminin aynaya uzaklığı arkadaşlar 3 birim. Görüntünün de aynaya uzaklığı 3 birim. N cisminin aynaya uzaklığı 1 birim. Oluşan görüntünün aynaya uzaklığı yine 1 birim. M cisminin aynaya uzaklığı 2 birim. M cisminin aynadaki görüntüsünün uzaklığı yine 2 birim. L cisminin de aynı şekilde görüntüsü aynaya uzaklığı 1 birim. Görüntüsü de 1 birim olarak. Buradaki durumu anladıktan sonra diğer şekle geçelim. Diğer şeklimize baktığımız zaman burada aynanın önünde arkadaşlar N, L, M cisimleri var. Aynanın önüne denk geldiği için bunların görüntüleri ne olmuş oluyor? Doğrudan. L cisminin görüntüsü yine bir birim, bir birimdir. M cisminin görüntüsü bir birim, bir birimdir. Bir birim uzaklıkta. N cisminin görüntüsü iki birimdir. Bunun görüntüsü de yine aynı şekilde. N üstü olarak da iki birimdir. Ha, burada görüntü olmayan, aynanın önünde olmayan R cismiyle P cisminin aynadaki görüntüsü nasıl olur? Aynayı büyükmüş gibi kabul ederekten aynanın eksenine göre simetri aynanın eksenine göre simetri alınarak bulunur. Ayna büyükmüş gibi düşünerekten simetri sanılıyor. R cisminin aynaya uzaklığı ne kadar arkadaşlar? 2 birim. Bunun aynadaki yine görüntüsü aynanın arkasında 2 birim olarak da kabul edilmiş oluyor. Bir de burada P cismi var mesela. P cisminin de aynaya uzaklığı aynanın önünde değil ama aynayı büyükmüş gibi düşünerekten görüntüsü 1 birim. Bunun da görüntüsünün aynı şey, cismin aynaya uzaklığı 1 birim. Görüntünün de aynaya uzaklığı yine aynı şekilde bir birim olarak da kabul edilir arkadaşlar.
Diğer sayfamıza geçelim. Çok teşekkür, geriye döneceğiz. Evet. Arkadaşlar, bu optik konusu basittir, kolaydır ama dikkat gerektiriyor bütün derslerde olduğu gibi. Onun için bu konuyu güzel anlarsanız, şimdi bundan sonraki derslerimizde mesela çukur ayna, tümsek ayna olaylarında biraz daha görüntü çizimleri farklı olacak. Bu konuyu güzel anlarsak o konuya geldiğimiz zaman da konuyu anlamamız daha rahat olur. Düz aynada görüntü özellikleri. Düz aynada görüntü özelliklerine gelince arkadaşlar, görüntünün boyu cismin boyuna eşittir. Evet, görmüştük. Görüntünün aynaya uzaklığı cismin aynaya uzaklığına eşittir. Bunu da işledik. Görüntü cisimle aynı yönlüdür. Evet, görüntü ne şekildeyse, cisim ne şekildeyse görüntünün aynadaki görüntüsü aynı şekildedir. Görüntünün ayna, cismin aynadaki görüntüsü aynı şekildedir. Görüntü sanaldır. Aynanın arkasında olduğu için sanaldır. Görüntü ve cisim aynaya göre simetriktir. Görüntü ve cisim aynaya göre simetriktir. Yine burada bir şeklimiz var. Kale cismi aynaya yaklaştırılırsa görüntü de eşit miktarda aynaya yaklaşır. Görüntünün boyu değişmez. Şimdi şekli incelediğimiz zaman başta şurada yere ben rengimi de belirleyeyim ki birbirine karışmasın. Yine kırmızı olarak da işleyeyim. Şimdi kale cismimiz var. Şu cismimiz var. Şöyle çizersek. Kale cisminin görüntüsü nerede olmuş oluyor? K üstüyle üstünde olmuş oluyor. Buradaki mesafeye dikkat ederseniz D1 mesafesinde aynanın arkasındaki görüntüle yine D1 mesafesinde oluşmuş oluyor. Yani şu noktada kale cisminin görüntüsü oluşmuş oluyor. Şimdi kale cismini ok yönünde aynaya yaklaştırdığımız zaman görüntü aynaya yaklaşınca cisim aynaya yaklaşınca görüntü de aynaya yaklaşmış oluyor. Buradaki mesafe D2 mesafesi, buradaki de D2 mesafesi. Yani şuradaki mesafeler, şunu şöyle belirtirsem, şunu da böyle belirtebilirim iki çizgiyle. Buradaki mesafeler birbirine eşit olmuş oluyor zaten. Aynı olarak verilmiş. Arkadaşlar, bazılarınız mikrofonla oynuyor, oynamayalım. Evet. Devam edelim. Düzlem ayna cisme yaklaştırıldığında cismin görüntüsü de aynayla aynı yönde hareket ederek cisme yaklaşır. Ayna D kadar hareket ettirilirse görüntü 2D kadar hareket ettirilir. Ha, buradaki ifadeye bakın arkadaşlar, dikkat edelim. Düzlem ayna. Burada şu düzlem ayna, şunu biraz yazabileceğim şekilde. Şu ifade düzlem ayna cisme yaklaştırılıyor. Yaklaştırıldığında. Daha öncekinden neydi bu? Bir öncekinde cisim aynaya yaklaştırılıyordu. Burada ayna cisme yaklaştırılmış oluyor. Bu ifadeye dikkat edelim. Şimdi kale cisminin görüntüsü, şunun görüntüsü şurada oluşmuyor mu arkadaşlar? 4D mesafede ayna, birinci ayna şuradadır. Şu birinci aynamız. Yani ilk aynanın bulunduğu yer burası. Cismin aynaya uzaklığı 4D mesafede. Haliyle görüntü de aynaya 4D uzaklıkta bu mesafede olacak. Görüntü, ilk görüntü burada olmuş oluyor. Yine 4D mesafede. Burada cismi sabit bırakıyoruz. Aynayı cisme doğru yaklaştırıyoruz. Dikkat ederseniz ayna ok yönünde kale cismine yaklaştırıldığı zaman 4D mesafesine kadar yaklaştırıldığı zaman mesafe ne kadar kalmış oluyor? 3D kalmış oluyor. Ayna da aynada oluşan cisim ne kadar aynaya yaklaşmış oluyor? Görüntü ayna cisme ne kadar yaklaştırıldığı zaman görüntü aynaya 2D mesafede yaklaşmış oluyor. Bunu şu şekilde de anlayabilirsiniz arkadaşlar. Yani burada şu kafanız karışmasın. Aynayı cisme yani 4D mesafeden 3D mesafeye yaklaştırdığımız zaman cisim aynanın arkasında yine 3D mesafede oluşmuyor muydu? Öyle değil miydi? Bu ayna şu mesafede 3D'dir arkadaşlar. Şurası 3D diye yazmaya çalışayım. 3D olursa cismin aynaya yaklaştığını, görüntünün aynaya yaklaştığını nasıl buluruz? Başta ne kadardı mesafemiz? 4D aynaya, cismin aynaya uzaklığı 4D'ydi. Görüntünün aynaya uzaklığı 4D'ydi. Toplam ne olmuş oluyor? 8D'ydi. Şimdi ayna cisme yaklaştırıldığı zaman cisim aynaya 3D mesafede yaklaşmış oluyor. Görüntü de 3D mesafede olmuyor mu? Bunun toplamı kaç oluyor? 6 oluyor. Hani baştaki neydi? Mesafe toplamları 8'di. 8'den 6'yı çıkardığımız zaman görüntünün aynaya yaklaştığı
2D olaraktan bulunmuş oluyor arkadaşlar. Buradan bu şekilde de işinizi kolaylaştırmış oluruz. Evet. Bir başka şeklimize geçelim. Yine burada bir şeklimiz var. Dikkat ederseniz KVL aynalarımız var. Düzlem aynamız var. Bunların ortasında X cismimiz var. X cismimizin KL aynalarındaki görüntülerini nasıl bulunur ona bakacağız. Şimdi önce X cisminin K aynasındaki görüntüsü, buradaki ifadeye göre hareket edersek, K aynasının X cisminin K aynasındaki görüntüsü. Şimdi bakın arkadaşlar, şuradaki noktalara dikkat edelim. Yine yazabileceğim şekilde. Şuradaki nokta nerede oluşuyor? Şurada oluşmuş oluyor. Buradaki nokta nerede olmuş oluyor? Bir arkada olmuş oluyor. Yani buradaki nokta, ilk nokta bir birim uzaklıkta, bir birim uzaklıkta anlıyor. Arkadaki nokta iki birim uzaklıkta, iki birim olmuş hali. Şurası iki birim olmuş oluyor. Yine aynı şekilde aşağıda da aynı aldığınız zaman görüntü bu şekilde oluşmuş oluyor. Yani renklere dikkat ederseniz aynaya yakın olan kısım açık renkte, uzak olan kısım koyu renkte. Görüntü de aynı şekilde aynaya yansımış oluyor yani. Açık olan kısım aynanın arkasında da aynaya yakın olmuş oluyor görüntüsü. Koyu olan kısım daha uzak olmuş oluyor. Diğerine geçince X cisminin L aynasındaki görüntüsü yine aynı şekilde arkadaşlar. Şuradaki nokta burada oluşmuş oluyor. Bir birim mesafede, bir birim mesafede. Arkadaki noktada iki birim mesafede, iki birim mesafede oluşmuş oluyor. Buna da dikkat ederseniz L aynasında görüntünün koyu kısmı yakındır. Cismin koyu kısmı L aynasına yakındır. Görüntü de koyu kısmı aynaya yakındır. Bu sorularda, buna benzer sorularda buna dikkat edelim. Peki K2 cismi L1 cisminin görüntüsü. Şimdi K1 cismi X cisminin görüntüsü K aynasında K1 olaraktan şu olaraktan çıkmıştı. L aynasındaki görüntüsü de X cisminin L1 olarak çıkmıştı. Peki bu L1'in görüntüsü nerede oluyor? L1'in görüntüsü arkadaşlar K aynasında, İki ayna arasında olduğu zaman yansıma daha fazla olmuyor mu? Görüntüsü, dikkat ederseniz K aynaya mesafesi ne kadardır? 1, 2, 3, 4 birim mesafede. Bunun görüntüsü aynaya yine şekilde 4 birim mesafede olacak. 1, 2, 3, 4 birim mesafede. Yani L1 görüntüsünün L aynasındaki L1 görüntüsü K aynasındaki görüntüsü K2 olarak karşımıza çıkıyor. Şu şekilde. Daha önceki hani burada daha fazla karalama yapmamak için ilk görüntüleri anlattım zaten. Aynı şekilde mesafe olarak alındığı zaman diğer görüntüler bulunmuş oluyor. Peki K1'in görüntüsü nerede oluşmuş oluyor? K1'in görüntüsü de arkadaşlar L aynasında L2 olaraktan karşımıza çıkmış oluyor. Devam edelim. Yine burada başka bir örnek vermiş, görüntü vermiş. Buradaki görüntü de arkadaşlar G1, X cisminin K aynasındaki ilk görüntüsüdür. Şimdi cismi bir incelediğimiz zaman K ve L aynaları var, düzlem aynaları var. Ortada bir X cismi var. X cisminin K aynasındaki görüntüsü G1 olarak. Yani bu renklendirmeye dikkat edelim. Bu özellikle sizi şaşırtmasın. Yani mesafeler alındığı zaman görüntünün aynısı. Hangi taraf aynaya yakınsa görüntü de aynaya o taraf yakın olmuş oluyor. Şekli belirtirken buna dikkat edelim. Peki G1 dedik ki X cisminin K aynasındaki ilk görüntüsü dedik. G2 şuradaki L aynasının arkasındaki X cisminin L aynasındaki ilk görüntüsü. G2 şu G1'i söyledik. K aynasındaki X cisminin K aynasındaki ilk görüntüsü dedik. Şu G2 de X cisminin L aynasındaki ilk görüntüsü. Bir de burada G3 var. Cismin görüntüsü olarak da. Bu da arkadaşlar G2'nin yani L aynasındaki görüntünün K aynasındaki görüntüsü olmuş oluyor. G2'nin K aynasındaki. K aynasını nasıl düşünüyoruz? Şöyle simetrik olarak düşündüğümüz zaman şöyle. Görüntüsü G2'nin görüntüsü G3 olarak da tespit edilmiş oluyor.
Evet. Hayırlayalım biraz daha. Düzlem aynada görüş alanı. Bir düzlem aynaya baktığımızda kendimizi, kendimizle birlikte etrafımızı da görebiliriz. Aynadaki görüntümüz bölgeye, aynadaki gördüğümüz bölgeye görüş alanı denir. Görüş alanı aynanın boyutuna, gözün aynaya uzaklığına, gözün aynaya bakış doğrultusuna bağlı olarak değişebilir. Görüş alanı nasıl değişiyormuş arkadaşlar? Aynanın boyutuna göre değişiyormuş. Gözün aynaya uzaklığına göre değişiyormuş. Gözün aynaya bakış doğrultusuna göre de değişebiliyormuş. Devam edelim. Bir cismin gözlemci tarafından görülebilmesi için cisimden göze ışın gelmesi gerekir. Cisim aynada görülecekse cisimden çıkan ışınların aynaya çarpıp göze ulaşması gerekir. Yine bu ifadeye dikkat edelim. Bir cismin gözlemci tarafından görülebilmesi için cisimden göze ışın gelmesi gerekir. Cisim aynada görülecekse cisminden çıkan ışınların aynaya çarpıp göze ulaşması gerekir. Burada yine dikkat ederseniz görüş alanı ile iki yolla bulunur. Görüş alanının birinci yolu arkadaşlar, ışınlar gözün bulunduğu noktadan aynanın bulunduğu noktadan düz aynanın uç noktalarına gönderilerek yansıma çizilir. Yansıyan ışınların sınırladığı bölge aynanın görüş alanıdır. Bu ifadeyi okuduktan sonra şekil düzenini anlatmaya çalışayım. Şimdi gözümüz burada, aynamız düz ayna burada. Gözden düz aynanın köşelerine, uçlarına ışınlar gönderiliyor. Yansıyan ışınların sınırladığı bölge görüş alanı oluyor. Şimdi şuradan birinci ışını şu gönder. Şöyle yine çizmeye çalışayım arkadaşlar. Şu gönderdiğimiz zaman bakın dikkat ederseniz 2'ye 1 buradaki yansıması yine aynı şekilde 2'ye 1 olarak da buradan bu şekilde yansımış oluyor. Yine diğer tarafa, aynanın diğer ucuna gönderdiğimiz ışın yine bir birimdir. Buradan yansımasına dikkat edersiniz. Aynı şekilde. Görüş alanımız ne olmuş oldu? Şu taralı alan bizim görüş alanımız olmuş oldu. Aynı göz aynanın ortasındayken böyle. Peki göz aynanın kenarında, yani aynaya uzaktaysa, aynaya uzaktaysa, bir de yan tarafındaysa görüntüsümüz nasıl olur? Yine aynı şekilde gözden aynanın uçlarına ışınlar gönderiliyor. Birinci bize yakın olan ışını gönderdiğimiz zaman bakın şu gelen ışının 2'ye 1 mesafeden gelmiş oluyor. Yansıması da 2'ye 1 olacak. Yani şu yansıyan ışın 2'ye 1 mesafeden yine 2'ye 1 mesafeden buradan yansımış oluyor. Diğer uca gönderdiğimiz ışın da arkadaşlar dikkat ederseniz 3'e 2 olaraktan gelmiş oluyor. Yansıması da aynı şekilde 3'e 2 olarak şunu şöyle belirteyim. Böyle bu şekilde yansımış oluyor. Görüş alanımız ne olmuş oluyor? Bu iki ışın arasında kalan alan bizim görüş alanımız olmuş oluyor. Evet. Üçüncü sayfaya geçtik. Şimdi bunu da yakınlaştırayım. Burada da biraz konuyu anlatayım. Zamanımız azaldı. Biraz daha yaklaştıralım. Görüş alanı iki yolla bulunuyor demiştik. İkincisi arkadaşlar, göz aynaya arkasındaymış gibi. Hani şu ifadeyi bir okuyalım, ondan sonra şekil düzenini izah edelim. Gözün düz aynadaki görüntüsü alınır. Gözün düz aynadaki görüntüsü alınır. Bu noktadan aynanın uçlarına doğrular çizilir. Bu doğruların sınırladığı bölge aynanın görüş alanıdır. Bu ifadeyi okuduktan sonra şimdi aynanın önündeki göz aynanın arkasındaymış gibi birbirinin mesafede kabul edilerekten, yani şu göz buraya alınaraktan aynanın uçlarına çizilen doğrular çiziliyor. Çizilen bu doğrular gözün görüş alanı olmuş oluyor. Yine aynı şekilde mesela buradan da çizmiş olsak arkadaşlar, şöyle bilgisayarda işlem yapması zor oluyor. Yani şuradan ışın gönderdiğimiz yine aynı şekilde. Farklı bir şey olmuyor dikkat ederseniz. Gelen ışın böyle yansımıyor muydu? Buradaki gelen ışın da şöyle yansımıyor muydu arkadaşlar? Şöyle çizdiğimiz zaman. Bu şekilde yansımış oluyordu. Görüş alanı bu şekilde olmuş oluyor. Peki diğeri ne? Yine aynen göz aynanın arkasındaymış gibi daha önceki çizdiğimizde burada yine aynanın uçlarına doğrular çizildiği zaman aradaki alan görüş alanı oluyordu. Buradan da yine daha önceki yapmıştık bir öncekinde. Şuraya ışın gönderdiğim zaman bu ışın nasıl yansırdı? Şöyle yansımıyor muydu? Diğer tarafa gönderdiğimiz ışın şu şekilde 3'e 2 demiştik. Şuraya geldiği zaman buradaki yansıması da yine 3'e 2 şu şekilde olmuyor muydu arkadaşlar? Dikkat ederseniz
Her iki yolda da görüş mesafesi değişmemiş oluyor. Göz düzlem aynaya baktığında LMN noktalarını düzlem aynada görürken K ve P noktalarını düzlem aynada göremez. Şimdi gözümüz burada aynanın önünde yine bunun neyini alıyorduk? Görüntüsünü alıyorduk. Kaç milimetre mesafede göz? Şuradaki gözümüz. Şöyle buradaki gözümüz 2 birim mesafede. 2 birim mesafede aldığımız zaman aynanın uçlarına çizdiğimiz doğrular görüş alanımızı belirtmiş oluyordu. Şimdi burada görüş alanımızın içerisinde L, M, N noktaları var ama K ve P noktaları görüş alanımızın dışında olduğu için bu noktaları göremiyoruz. Bizim gördüğümüz noktalar L, M, N noktaları. Bir başka örneğimize geçelim. Pardon, kaydı. Biraz daha ortaya alırsak anlaşılması kolay olur. Burada dikkat etmemiz gereken bir ifade var. Göz saydam olmayan, bakın göz saydam olmayan K, L, M, N ve P cisimlerinden K'yı görüş alanı dışında olduğu için M'yi L'den dolayı P'yi de N'nin görüntüsünden dolayı göremez. L ve N cisimlerinin görüntüsünü görür. Şimdi göz burada değil miydi arkadaşlar? Yine yazmaya anlatmaya çalışayım. Gözümüz burada. Bunu aynanın arkasındaki görüntüsü 2 birim. Şurada olmuyor mu? Aynanın üzerine çizdiğimiz doğrular görüş alanımızı oluşturuyordu. Şimdi saydam olmayan K, L, M, N ve P cisimlerinden burada dışında olduğu için K görüş alanı dışında olduğu için şu noktayı göremiyor. Tamam. M'yi L'den dolayı göremiyor. M'yi L'den dolayı göremiyor derken arkadaşlar bakın şuradaki mesafe 3'e 1 değil mi? Göz buradan baktığı zaman bu cisim gerçek olduğu için saydam olmayan cisim olduğu için bundan dolayı M noktasını göremiyor yani. Şu noktayı da göremiyor. Şunu görememiş oluyor. Peki P'yi L'nin görüntüsünden dolayı. L'nin görüntüsü, şu L'nin görüntüsü nerede olmuş oluyor arkadaşlar? Şurada olmuyor mu? L'yi de, P'yi de L'nin görüntüsünden dolayı göremiyor. Göz buradan baktığı zaman buradaki mesafeyle buradaki mesafe, şu mesafeler aynı olduğu için P noktasını da göremiyor. L ve N cisimlerinin görüntüsünü görür. Burada dolayısıyla bunları göremeyince hangi cisimleri görmüş oluyor? L ve N cisimler yani şu cismiyle saydam olmayan cisimler olduğu için L ve N cisimlerini görmüş oluyor. Şöyle belirteyim. Arkadaşlar dersi burada bitiriyorum. Bir dahaki dersimizde örnekleri işleyeceğiz. Ama konuyu evde tekrar ederseniz, anlamadığınız yerde de videoyu da takip ederseniz konuyu anlamış olursunuz. Anladığınız zaman soruların çözümünü de daha iyi anlamış olacaksınız. Tamam hocam. Anlaşıldı.